geldiniz. Getirdik. Şimdi artık en son model. Şehrin açılması da büyük bir iyilik, güzellik olarak düşündük ve geldik. İnşallah bütün çocuklarımıza, bütün yardım bekleyen, destek bekleyen, bir şeyler öğrenmeye çalışan çocuklarımıza inşallah faydalı olur. Teşekkür ederim. Kusura bak. Çözüm edin. Sen bir soru istersen konuşmasın. Nasıl uzat mikrofonu. Sen misin? Bize bir şarkı söylemek ister misin? Evet, istedim. Söyle o zaman. Hadi bekliyorum. Ya. Babam tutup tutup annemini buldum. Kafanı kaldırdı söyle. Teşekkürler. Hadi bize bir el salla. Daha devam mı ediyor pardon? Bay bay. Bu kameraya bakarak yap bay bay. Sen de konuşmak ister misin? Yok sanki. Buyurun. Ver ver. Göklerde kartal gibiydi. Kanatlarımdan vuruldu. Mor çiçekli dağ gibiydi. Bahar vaktinde kırıldı. Güzel mi söyledin? Çok iyi, çok iyi. Devam et. Yer olmadı bana demir. Her günün bir başka zehir. Mahpushanelerde demir. Parmaklıklara sarıldı. Mahpushanelerde demir. Parmaklıklara sarıldı. Çok iyi. Çok iyi. Thank you.
Ben Serdar Aydoğdu, Gizem Su'nun babasıyım. Gizem Su orta öğretimini bitirdi. Bu arada da Zübeyde Hanım el işlerine gidiyor, yemek bölümüne gidiyor. Pasta börek bölümüne. Çok memnunuz. Alper Bey'e de çok teşekkür ederiz böyle etkinliklerinden dolayı. Çok onur olduk, mutlu olduk. Hele hele hanımefendi bizim önümüzü açtı. İsmini bağışlarsa biz bilmiyorduk. Bizim önümüzü açtı. Allah bin kere razı olsun. Kızım, yani yeni bir utkumuz oldu. Ya içimiz açıldı. Evde kapanmış kalmıştık. Hiç halimiz kalmamıştı. Yani Gizem bulanmıştı. Yani iki elimiz bir başımız arasında kalmıştık. Ama şimdi önümüz açıldı. Ruhumuz açıldı. O kadar mutluyuz ki bildiğiniz gibi değil. Bütün etkinliklere karışanların Allah bin kere razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Çok onur olduk. Yani nasıl desem içim coşuyor böyle. Ben yani böyle bir şey hiçbir yerde görmedim. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hepinizi, bütün emeği geçenlere gözlerim doluyor. Çok teşekkür ederim. Bunu yaşayan baba olarak ben 25 senedir kızımın peşindeyim. Bu duruma getirdim. Bundan sonra artık tıkanıp kalmıştım. Yani yapacak bir şeyim kalmadı. İçimden gelenleri söylüyorum. Yani yapacak bir şeyim kalmamıştı. Artık kocaman genç kız oldu. Sokağa bırakamıyorum. Bir yere gönderemiyorum. Korkuyorum. Annesi zaten ev işlerini yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor evde. Sıkıldı, bunaldı. Kaldık arada. Ama bu yapılan etkinlikler, Çankaya Belediyesi'nin yapmış olduğu etkinlikler bizi o kadar onur etti ki bildiğiniz gibi değil yani. Bizim sırtımızdan traktör dolusu yükü aldınız yani. Allah bin kere bizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hepinize, bütün emeği geçenlere, bütün herkese minnettarım yani. Çok sağ olun. Allah bin kere razı olsun. Çok çok onur olduk.